Evet, şimdi bağlantıları yapıyoruz. Herhangi bir yerden başlıyorum. Herkese merhabalar. Yeni bir projeyle birlikteyiz. Bugün kamera karşısındayım. Bunun nedeni yeni kanalım arkadaşlar. Kerim Akar Bat Discover adlı yeni bir kanal açtım. Bunun nedeni tamamen yurt dışında Türkiye'den daha fazla izlenme oranımız. Türkiye'de %14 izlenme oranımız, dünyada ise %86. Bu da bizim ülkemizde teknoloji, bilim teknik konusundaki konuların çok fazla rağbet görmediği anlamına geliyor. Maalesef kötü bir şey. Buradan sizden istirhamım, yeni kanalıma abone olmanız ve kanalı belli bir yere taşımama bana yardımcı olmanız. Kanalın linkini açıklamalar bölümüne atacağım. Bizlere destek olmak isteyen arkadaşlar kanalımıza abone olabilir. İkinci konu arkadaşlar, bildiğiniz gibi bir süredir alternatör yapıyorduk. Kanalımızda 5-6 bölüm halinde bu alternatörün yapımını anlattım. Lakin bunun aynı zamanda çok güçlü fırçasız bir motor olduğu kanısına vardım ve bazı sürücülerle test ettim. Gerçekten çok verimli bir fırçasız motor oldu. Bugün bu motorun yapımını ve testlerini sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda fırçasız motor veya alternatör yapmak isteyen yatırımcılar, bu konuda yatırım yapmak isteyenler için açıklamalar bölümüne e-mail adresimi atacağım. Bizlere ulaşsın. Ticari anlamda bunu tamamen Ar-Ge inovasyon konusu zaten ilerledi. Ticari anlamda bunu bir gelire dönüştürebiliriz diye düşündüm. Aynı zamanda bugünkü kamera karşısında olmam vasıtasıyla benim çalışma mekanımı gördünüz. Burası benim atölyem, bürom, çalıştığım yer. Burada gördüğünüz gibi 5-6 aydır devam eden denizaltımız, burada scooterımız, RC hobi ile ilgileniyoruz. Tavanda uçaklarımız var, sağda solda projelerimiz var, arkada projeler var. Bildiğiniz gibi 400'ü aşkın proje yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde yayınlarımıza inşallah devam edeceğiz. Çok fazla lafı uzatmadan biz projemize geçelim. Evet, bu kısımları biraz hızlı geçeceğiz çünkü daha önceki bölümlerde alternatörün yapımını detaylı bir şekilde sizlere anlattım. Sadece yeni takipçiler için hızlı bir geçiş yapalım. Daha sonra asıl konumuz olan fırçasız motor testlerine geçelim. Şunlar bobinlerimi temsil ediyor. Birazdan bobinlerimizi sardığımız zaman daha iyi anlayacaksınız. 36 adet oyuğumuzu açacağız buraya. Dekobajla kesiyorum bunları. Evet, herhangi bir yerden ilk mıknatısımızı yerleştirmeye başlıyorum. Birincisi S, ikincisi ise N olacak. Tabii rotoru hazırlamak bayağı meşakkatli oldu. Evet, şimdi şu şekilde 4 adet flanş hazırlayacağız. Bunlar önemli.
ve bobinimiz hazır. Evet, son olarak 3 bobinimi de sardım ve 27 adet bobinimiz hazır. Çok uğraştık, bayağı meşakkatli bir iş oldu. İşin ağır kısmı tamamlandı. Şimdi bobinlerimizi mıknatısların etrafına yerleşecek şekilde bağlantı yapacağız. Burada kullandığımız plakaların ismi Alikoband. 2 alüminyum plaka arasına plastik preslenmiş sağlam bir yapı elde edilmiş arkadaşlar. Evet, şimdi taralı alanları boşaltacağız, bobinlerin geleceği yeri. Ve bobinleri iki plaka üzerine yerleştirmeye başlayacağız. Evet, son aşamaya geldik. Bobinlerin bağlantısı. Stator üzerinde bobinler birbirine seri bağlanacak. Birazdan karmaşık gözükse de ne kadar basit olduğunu gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Zaten ben şablonumda bağlantıları burada izah etmiştim. Bakın S1, S2, S3 bunlar benim giriş uçlarım. Şu E1, E2, E3 ise çıkış uçlarımız olacak. Kablolar üzerinde, teller üzerinde emaye boya vardır. Emaye boyayı kazımamız gerekiyor. En kolayı yakmak. Evet, şimdi bağlantıları yapıyoruz. Herhangi bir yerden başlıyorum. A, B, C, A, B, C, A, B, C diye isimlendirdik. A'lar bir faz, B'ler ikinci faz, C'ler üçüncü faz. Evet, birinci fazımı ben bağladım arkadaşlar. Bakın şu şekilde. A bobinim. A bobinimin girişi. A bobinimden çıktım. Diğer A bobinime girdim. Yine ondan çıktım. Diğer A bobini. Ondan çıktım diğerine. Ve bu şekilde devam ettim. Yani bobinlerimi burada seri bağladım. Son olarak A bobinimden çıktım. Yani burası benim bobin girişim. Burası ise bobin çıkışım. Evet, bobin bağlantılarımız tamam. E1 bobini, diğer ucu S1 bobini. Sinyal alın. E2 bobini, S3, S2 bobini, E3 bobini, S3 bobini. Alternatörümüz tamamlandı demektir. Bulman yataklarında farklı bir yöntem izleyeceğim. Bunu birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet, son olarak üst kapağı da yerine yerleştireceğim. Evet, bu aşamada motorun yüksüz RPM'ini ölçeceğiz. Yine 30 voltta süreceğim. Evet, 440 RPM motorumuzun boştaki devir sayısı. Evet, burada 900 wattlık taşlamamız var. Taşlamamızı test edeceğiz.
Gördüğünüz gibi parmağımla döndürebiliyorum. Her iki tarafa da elektrik üretir bunlar. Evet, rüzgar türbünü için 3 adet kanat yapmaya çalışıyoruz. Bunları en kaliteli ağaç olan beyaz çam, dayanıklı ve daha sağlam. Daha sonra bunları özel boyayla boyayacağız. Ve rüzgar türbinimizin kendi kanatlarını oluşturmuş olacağız. Ben bunları hazırladım, yalnız balans var biraz. Şu kanadı biraz alacağım. Pürüzsüz bir yüzey, akıcı bir yüzey elde edene kadar bu şekilde devam edeceğiz işlemimize. Evet, buradaki palleri, kanatları rüzgar türbünü için tasarlamıştım ben. Yalnız şimdi motorun verimliliğini kontrol etmek adına buradaki kanatlarla balanslarını yaptım. Kanatlarla motorun gücünü test edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde mountlarımız da hazır. Artık sonuca yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Tabii bunların bu şekilde alışması biraz zor oluyor. Siz zannediyorsunuz ki tıkır tıkır her şey yolunda gidiyor. Bunlar zaman alıyor arkadaşlar. Yani buradaki palleri, kanatları yapmak aşağı yukarı 15-20 günümü aldı benim. Ölçüleri, açıları, bunlar biliyorsunuz spesifik konular. Seçilecek ağaç önemli. Burada beyaz çam kullandım ben. Beyaz çam doğaya en fazla dayanıklı çam türü. Bunların özel boyası var. Özel boyayla boyayacağız. Daha sonra rüzgar türbününü de kullanacağız. Evet, sıra pallerimizi buradaki flanşa tutturmaya geldi. Evet, şimdi motoru test edeceğiz. Burada 30 volt 10 amperlik güç kaynağım var. Yani ortalama 300 wattlık bir gücümüz var. Tabii ki bu motor 10.000 wattlık bir motor olduğu için bu 300 watt çok az gelecektir motora. En azından motorun verimini görmek adına bize fikir verecektir. Büyük paller var. Büyük palleri çevirmek zor olacaktır. Evet, bunlar motorun hazır olduğuna dair sinyallerdi. Şu şekilde bu benim sürücü modülüm arkadaşlar. 0 ile 100 arasını işaretledim. Çünkü belki 100'e kadar çıkaramayacak olabiliriz. Çünkü 500 RPM motorumuzun boştaki RPM'i 435'ti sanırım. 500 RPM'de bu paller yerinden fırlayabilir veya uçmaya başlayabilir. Şu şekilde yavaşça gaz vererek işlemimize başlayacağız. Aman Allah'ım. Arkadaşlar şu anda yarı gaz, %35 ve dehşet, sadece 100 watt tüketiyoruz. Güç kaynağını görmeniz gerekir. Bakın, güç kaynağı 100 watt şu anda. İlginç. Evet, benim tahminimden çok daha güçlü oldu motor.
Evet, daha fazla çıkarsak tehlikeli olur. Evet. Evet, motorum saat yönünde döndü. Eğer motorun dönüşünü değiştirmek istersek arkadaşlar, ESC'den motora giden şu 3 kablodan her hangi ikisinin yerini değiştirmemiz yeterli. Ve artık motorumuz ters yönde dönüyor. Evet, fırçasız motorumu şu anda test ettik. Tabii ki tam yük veremedim çünkü motor burada sabit değil arkadaşlar. Buradaki akülerin üzerine bıraktığım için en ufak bir hatada motorumuz devrilebilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Ama motorun tam yükteki gücünü anlamak için özellikle 300 voltluk iyi bir sürücü, 300 voltluk 10 kW'lık iyi bir güç kaynağı ve bunun içinde tabii ki malzeme lazım, yer lazım, mekan lazım. Biz kısıtlı imkanlarla bu testleri yapıyoruz biliyorsunuz. Ama bu projelerin size ilham olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Eğer bu tarz projelerden hoşlanıyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız zaten yeterli. Tabii ki bu arada yeni kanalımın linkini açıklamalar bölümüne bırakacağım arkadaşlar. Orada kamera arkası görüntüler olur, ilginç yaşadığım deneyimler olur. Bunları hep birlikte gözlemleyeceğiz, izleyeceğiz. Yeni bir projede buluşuncaya dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.